istediğiniz gün ve saatte sloganıyla yayın yapan Bir Saz Bir Söz programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Şevket Yorgun. Şevket Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ahmet Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kısaca sizi tanıyalım. Adım Şevket Yorgun. 1962 Van doğumluyum. Antalya'da 16 yıldır yaşıyorum. Müzikle ilgileniyoruz. Gerek korolarda, gerek kendi bünyemizde ekstra olarak. Öyle müzikle uğraşıyoruz. Türkü icra ediyoruz. Türkü, ağırlıklı Türkü evet. Anladım. Kısaca sizden de yani birkaç cümle almak istiyorum. Emekli müzik öğretmeniyim. 2,5 yıl kadar önce emekli oldum. Antalya'ya yerleştim. Burada işte müzik camiasında vakit dolduruyoruz. Müzik ruhun gıdasıdır diyerek güzel şeyler yapıyoruz. Güzel şeylere imza atıyoruz. Neler yapıyoruz? Koro evet. Çalışmalarımızı mı? Koro çalışmaları yaparız. Aha. Rutin olarak 5 yıldır ben. Hocam zaten müzik öğretmeni, emekli kendisi. Boş zamanlarımızda eserlerimizi prova ederiz. Yani meşk adında adı altında ama yine de dolu dolu yaparız. Dolu dolu geldiğimizde. Evet. Yani ki sizlere mahcup olmayalım. Estağfurullah. O zaman dolu dolu bir türküyle başlayalım mı programımıza? Tabii ki. Buyurun. Neden mikrofon size. Ne yapalım size. Hocam? Evet. Gele gele diyelim, Urfa diyelim. Evet. Gele gele geldik bir kara taşa. Hepimizin serencamı. Bir ayrılık, bir yoksulluk
içimden alkışlıyorum. Sağ olun, teşekkürler efendim. Sanki böyle bir ayrılık diyorsa, aşkı anlatan bir türkü. İşte ondan da ayrıyor. Ondan da. Ayşe hani, Fatih'den tam, anlatan Mehmet'ten de ayrılıyor. Tabii evet. Tahttan indirir falan dediniz ya. Aşk nerelere kadirdir diyoruz. Evet tabii. İlahi aşk. Hangi mecazi yöredendi aşkı. Bu türkümüz? Urfa. Urfa yöresinden. Sanırım Mahmut Güzelgöz mü? Tenekeci Mahmut olabilir yani. Hı hı. Tam aklımda olmayabilir ama. Anladım. Evet. Yüreğine sağlık. Sağ olun efendim. Teşekkür. Sizin de sağ sesinize sağlık. Sağ olun. Güzel yorumladınız. Elbizden sizi terletiyoruz biraz ama. Olsun. Peki haftalık koro çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani sizi sosyal medyadan takip ediyoruz. Eyvallah sağ olun. Yıllarda da tanışırız sizinle. Haftalık periyotlarda mı oluyor bu evet, çalışmalar yoksa? Düzenli tabii ki. Salı günleri Antalya Barosu'nda hocamız Gültekin Akçu ve hocamızla birlikte gidiyoruz. Hı hı. Şakir hocamız var, o da Ansan'da. Çok selamlarımızı söylüyoruz. Aleykümselam. İletiyoruz kendilerine. Evet, bu arada hepsine selamımız var olsun. Tabii tek kora değil mi şu an? Ben şu anda iki koraya yani. Gidiyorum. Ben de gidiyorsun. Hocam. Koranın isimlerini bahsedebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Antalya Barosu bünyesinde Gültekin hocamızın yönetiminde çalışıyoruz. Öbür türlü de Ansan bünyesinde Atacan Halk Müziği Korosu. Hı hı, İki tarafa güzel. Gidiyoruz. O da güzel. Yani cemiyet içerisinde oturmak, kalkmak öğreniyoruz ya işte böyle yani güzel. Estağfurullah siz zaten tecrübeli bir insansınız. Sağ olun. Peki bu korolara katılmak için neler gerekiyor? Gönül işi yani gönül işi yani. Ses olacak, gönül olacak. Pişersiniz canım bizde yani pişersiniz notalar hocalar bizi yönlendirir yani yeter ki buna açık olalım yani. O zaman bir türkü daha sizi yormadan olur, daha peki, fazla inşallah. Alalım inşallah. Bu eserimiz de sözler Yunus Emre'nin. Hı hı. Derleme Mehmet Özbek, Abdurrahman Kızılay hocamız birlikte derlemişlerdir. Hı hı. Onu da size okuyayım. Bu da güzel bir, başta kendime bir nasihattır. Çok güzel bir eser. Yar yüreğim yar. Bir nasihat diyelim. Bu nasihattır o. Çok güzel yani. Öyle mi? Özellikle kibre. Kibirli insanlara, kibirli insan. Sözün meclisten dışarı, evet tabii. Ki, estağfurullah, yani şöyle ego. Kibirin adı benlik. Artık ego oldu ya. Evet, ene, benlik. Anladım. O yapanlara bir söz olsun yani bir tamam. Kapak olsun yani. Yar yüreğim yar yar gör ki neler var. Yar yüreğim yar yar gör ki neler var. Bu halk içinde ağabeyim bize de gülen var. Halk içinde abacım bize de gülen var. O gülen gülsün kendini bulsun. O gülen gülsün kendini nadan ne bilsin, abacım bizi de bilen var. Bilmez ne bilsin, habegim bizi de bilen var. Bu yolu
tur. Habacım derinde güller var. Geçidi yoktur. Habacım derinde güller var. Yunus sen bunda meydan isteme. Meydan içinde habacım merda neler var. Meydan içinde habacım merda neler var. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Buradan saygı ve rahmet diyelim. Değerli ozanlarımıza. Ozanımız evet. Dervişimizi evet. Şimdi ben merak ediyorum, biz Kore'ye girmek istiyoruz ya da evet, halkımız böyle bir çalışmanın içine yer almak istiyor. Evet. Ne yapmak gerekiyor? Direkt kapısını çalarsınız, selam aleyküm dersiniz. Öyle mi? Tabii. Yani böyle bir prosedür yok yani. Yok. Peki birçok, ben Antalya'da birçok korolar olduğunu biliyorum. Hani evet, belediyelerin bünyesinde var, büyükşehirde evet, olsun var, odaların yapılsın, bile var değil var, mi? Var tabii var. Yani bu hepsi için geçerli hepsi mi? Hepsi için geçerli. Bazıları tabii şey yani belki konservatuvar hani. Ha onu mu arıyor? Onu demeye getiriyorum. Yaş sorunu var. Evet. Ondan dolayı. Yaş sorunu olmasa çok güzel olmaz. Yani her yaştan insanlar. O artı diğer korularımız olabilir. Yani konservatuvarın kendine göre belki kriterleri vardır. Bir yaş. Büyükşehir'in mi bu? Büyükşehir'in evet. Devleti bilmiyorum tabii yani. Devletin bünyesinde de var ama değil mi? Antalya'da var, yani mutlaka, genel anlamda soruyorum. Var mutlaka tabii var. Evet tabii var. Yoksa sizin koramıza biz çat kapı geldik. Ben katılmak istiyorum. Tabii benim katılabilirsiniz. Tabii, yaş tabii. Sınırı yok. Yok yaş sınırı yok. Bay bayan sınırı yok. Yok yeter ki türkü sev tamam. Yeter ki sev. Yeter ki sev. Mevlana dergahı gibi. O da güzel. Ben mesela koro çalışmalarına hani bir kez kasıldım bir arkadaşla. Misafir geldiniz. Evet misafir olarak katılmıştım. Gençleri de gördüm arada böyle evet, yani sadece yaş sınır derken onu vurgulamaya çalışıyorum. Sadece gençlere hitaben değil, bütün her gruptan var. Mutlaka. Sizin bu orkestrada da var mı? Pardon, sizin koronuzda da var mı? Şu yaştan olacak. Bu yaştan yok yok öyle bir kayıt yok. Genç olsun, ihtiyar olsun, orta yaş olsun problem değil. Yani yeter ki dediğimiz gibi türkü sevsin. Biz de şu mantıkla gidiyoruz. Yani hakikaten de müzik ilaçtır. Hı hı. Şunu söyleyelim. Bilhassa hastalıklar hocam, için diyorum ben. Mutlaka tedavi tabii. Tedavi edici özelliği var. Doğru mu? Mutlaka. Hocamız bizim işte müzik öğretmeni, hı hı, emeklimiz. Yani Davut Peygamber mezmurları santur isimli enstrümanla çalardı, söylerdi yani. Öyle deniliyor bize yani. Hı hı. Yani müzik ağıttır. Hatta vahiy terennüm etmektir Kur'an-ı Kerim mesela, hı hı, yani müzik sevinçtir, ilaçtır. Evet. Yani, doğru mu? Kısacası. Doğru. O yaşlı ninelerden o sesi nasıl çıkarıyor hayret ediyorduk. Biz yani memleketimizde ağıt yakıyorlar, ölüler. Kafiyeli, düzgün, oturaklı kelimeler. Yani müzik sadece eğlence değil yani değil, demek değil istiyorum. Yani. Ben öyle diyorum yani. Yani hem bu acılı zamanımızda, hem acıyı hem sevinci, sevinçli zamanımızda, evet, mutluluk anımızda, hüznümüzde her bir, şekilde duygu bir ifadesi. Bir vasıtadır, doğru, duygu paylaşımdır, ifadesi duygu ifadesi. Anladım. Peki öyle buradan ben hani şunu dile getirmek istiyorum. Birçok emekli arkadaşlarımız var. Evde boş vakit geçiriyorlar, doğru mu? Evet. Bu yöne hani... Kanalize olabilirler. O zaman bize böyle bir güzel konuşma yapın, davet edin onları. Buyurun efendim, hepiniz gelebilirsiniz, misafirimiz olun. Güzel paylaşım, duygularımızı paylaşırız. Hocalarımız nezaretinde konser zamanları kendi yakınlarımıza, halkımıza en güzel olur yani. Onlar psikolojik olarak yalnızlık hissediyorlar. Ben görüyorum, gözlemliyorum da işin açıkçası. Evet, evet. Emekli olduktan sonra hani vasfını kaybetmiş gibi algılıyorlar. Yanlış mı? Unutulmuş gibi. Unutulmuş gibi. Evet. Biraz altına atılmış gibi. Dışlanmış gibi hissediyorlar. Bu bağlamda sadece müzik demiyorum ama sadece müziğe yönelik değil de hani sanatın her yönüne. Mutlaka, doğru mu? Tabii. Ne yani, kendini yakın hissediyorsa kişi oraya dahil olsa güzel olur yani. Güzel olur değil güzel mi? Olur. O zaman bir güzel türküyle biz daha devam edelim. Biz onu da hocamızdan çok ben okudum. Bir tane de hocam bisiklet eseri var hocamızın. Özellikle istiyoruz hocamızdan. Bestesi kendisine ait. Şöyle o zaman şöyle biraz mikrofonu yaklaştıralım size. Heh.
dedik. O odam dört köşe dedi. Hocam siz bisiklet yapsanız. Valla yüreğinize sağlık. Ben de hiç ilk kez duyuyorum. Öyle mi? Evet, çok güzel bir eser. Arada bir destek olmaya çalıştım size de yani. Hocam böyle iki kıta da olsa kendi bisiklet eseriniz. Lütfen buyurun. Herkesin söylediği, her gün çeşitli yerlerde evet. defalarca dinlediğimiz türküleri söylemek bir daha bizim ağzımızdan insanların duyması bir anlam ifade etmez diye düşünüyoruz. Farklı ve türküleri seçtiniz o yüzden. Daha çok söylenmeyen türküler. Bir de bizim değerlediğimiz bir türkü var ki. Lütfen buyurun. Biz Şevket Bey çok seviyorum. Tanınması, tanıtılması için de aşağı yukarı her yerde bize söyletmeye çalışıyor. Lütfen. Thank you.
ki, ses ses gün ki, ben sana yalvarmadım ki, hop 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 gün gün gün, ben dil salladım ki, hop 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 gün gün gün, ben dil salladım ki. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Kısaca toparlamak gerekirse son söz sizde efendim. Teşekkür ediyorum. Yüreğinizden geçenleri. Dergahınıza çağırdınız. Başım gözüm üstüne. Her zaman yanınızdayız. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Maddi manevi kazançlar olsun. Allah yardımcınız olsun. Amin cümlemize. Sizden de birkaç söz alabilirim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp geldiğiniz için. Çok sevindik, keyif aldık. Rica ederim. Ben de çok keyif aldım. Duymadım, türküleri duydum bu arada. Ben türkü severim ama bunları duymamıştım. Evet. Sayenizde bunları da öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağ sağlık, olun. Yüreğinize sağlık, çok sağ olun, sesinize teşekkür. Sağlık. Sağ olun efendim. Emeğinize sağlık efendim. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Home TV ekranlarında bir söz bir saz dedik. Bugün de güzel ve keyifli bir program gerçekleştirdik. Haftaya farklı konuk ve farklı tarz müzikle görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, esenlik kalın, görüşmek üzere.